Şimdi arkadaşlar 2 gündür sosyal medyadan ağırlıklı olarak bu kartlarla alakalı hepiniz görmüşsünüz zaten. Bu Visa, Master bilmem ne zıkkım kartlarla alakalı şeyler geliyor, mesajlar geliyor bize. Bu Visa kartlarla Master kartların diyor karını bilmem yüzde kaç yüz bilmem nesi şeye gidiyormuş. Bu lanetlilere gidiyormuş. Biz de diyoruz ki onlara gitmesin madem. Peki ne yapmışlar arkadaşlar? Troy kart diye bir şey çıkarmışlar. Troy. Türkiye neydi o? Troy'un açılımı. Zaten yazıyor. Neyse Troy kartı geçiş yapın diyor. Mesela he? Türkiye ödeme yöntemi. Tamam. Türkiye ödeme yöntemini kısaltılmışı Troy'muş. Peki ne var bunda? Biz buna geçersek bu lanetli millete şey gitmiyormuş arkadaşlar. Kar marjı gitmiyormuş. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Çok kolaymış. Ne diyorlar? Bankanızı arıyorsunuz değil mi? Öyle bir şeydi. Bankayı arıyorsun diyor. Bankana diyorsun ki ben diyor kartımı bilmem neyden işte Troy'a geçiş yapmak istiyorum diyorsun diyor. O zaman diyor senin diyor kartın diyor o tarafa geçiriyorlar. Kart diyor o tarafa geçtikten sonra diyor senin diyor kartından onlar daha beslenemiyor. Ya adamlara bakar mısın arkadaşlar ya? Her şeyimizden besleniyorlar. Her şeyimizden ya aldığımız nefesten bile artık para kazanacak adamlar ya. Hakikaten öyle bak. Nasıl aldığımız nefesten para kazanırlar? Adamlar yediğimiz içtiğimiz şeyler öyle şeyler katıyor ki nefes darlığı yapıyor. Ondan sonra gidiyorsun hastanede bir de onların ilaçlarını onların makinalarını kullanıyorsun. Ya. Acayip işler arkadaşlar. Şimdi bu boykotla alakalı arkadaşlar bugün bayağı bir sağlam bir hazırlandım, bilendim. Ama kime bilendim arkadaşlar biliyor musunuz? Sözde yerli, sözde milli üç harflilere. Tabii. Şunu da baştan göstereyim. Şimdi sohbetten sonra bunu da açacağız. Bu yerli milli diye bunu buraya yazmışlar. Şok A101 BİM diye. Bunlar arkadaşlar ben tavsiye etmiyorum. Evet ben kesinlikle tavsiye etmiyorum kardeşim. Niye biliyor musunuz? A101'in kaç tane şubesi var? Hepsinin şubelerine acilen bak çabuk. Hepsinin toplam kaç şubesi var? A101 BİM Şok. Ben orada konuşayım. Bunlar herkes zaten farkındasınız. Paylaşıyorlar herkes. Peki paylaşılan şey ne arkadaşlar? A101'de, BİM'de, Şok'ta bu lanetli milletin ürünlerinde %200 indirim. A101 12 bin. En son 10 bin, 12 bine mi çıkmış? 11.500 hocam. 11 BİM. BİM 11.500. BİM 11.500. Başka? Yani yaklaşık 35 bin şubesi olan 3 tane 3 harfli. 35 bin şube. Aman ya Rabbi ne büyük paralar dönüyor. Aman ya Rabbi. Peki ne yapıyor bunlar arkadaşlar? Bir aydır o lanetli milletin ürünlerinde ya fiyatlara bakıyorum. Ulan diyorum bunlar bize ne kazıklamış zamanında. Yazmış falanca ürün 100 liradan 40 liraya düştü. 40 liraya nasıl düşüyor bu kardeşim ya? Sen bizden ne kadar para kazandın be? 40 lirada senin illaki karın vardır. Bak bir daha söylüyorum. İllaki karın vardır. Sen zamanında bizden demek ki 60-70 lira para mı kazandın? Ve baktığın zaman bunların bütün şubelerinde 35 bin şubede 100 milyarlarca liralık bak toplamını söylüyorum. 100 milyarlarca liralık indirim yapılıyor şu anda. Ya bir tanesi de demiyor ki ben Türkiye'nin en bilmem ne şubeli firmasıyım. Şunlara bir Müslüman evlatlarına bir boykot yapayım. Bunlar yapmazlar. Çünkü bunlar korona zamanı milletin anasını ağlattı. Açık konuşuyorum bak. Korona zamanı bunlar milletin anasını ağlattı. Ha buradan da kardeşim hepinizin göz önünde bunu yapıyorum. Bak kardeşim. Burada şok. Çarpı koyuyorum. A101 çarpı koyuyorum. BİM çarpı koyuyorum kardeşim. Hadi bakalım. Üçüne çarpı koydum. Bak bunlar buraya çarpı koymuş. Ben de bunlara çarpı koydum. Ah, hepsine çarpı koydum kardeşim. Ne yapıyorlar? Haftanın yıldızları diye bir şey var. Marketlerde var bu görürsünüz diye. Haftanın yıldızları neymiş? İndirimli ürünler. Bakıyorsun Coca-Cola haftanın yıldızı. Neymiş efendim? 50 liralık kola 20 liraya düşmüş. Siz ne yapıyorsunuz oğlum ya? Siz ne paralar kazanıyor musunuz? Ben sana bir söyleyeyim mi? Ben bunu gördüm dedim ki ben de market içine gireceğim dedim ya. Bir 10 bin şubede ben açarım herhalde. %200 kar. %200 karla mal satıyorlar. Ondan sonra ucuz olduğumuz için mi büyüğüz? Büyük olduğumuz için ucuzuz. Millete şey yaptığınız için beni şimdi konuşturmayın burada canlı yayında da. Siz milleti iyi keklediğiniz için bence bu kadar büyüdünüz. Bunun başka açıklaması yok kardeşim. Biz bunlara güvendik. Müslüman dedik. Halkın bilmem nesi dedik.
Millet mahalle bakkalları bunların yüzünden kan ağladı. Ama iş geldiği zaman kardeşim haftanın yıldızı neymiş? Coca-Cola, ailenizin bilmem nesi. Bilmem kaç para indirim. Bak bizim arkadaşlar söyledi. Dün Bağcılar Meydanı'nda neredeyse bedavaya KFC dağıtıyorlarmış. Tabii tabii. Yani biraz daha zorlasan bedavaya KFC atacaklar. Hepsinde var. Hepsinde McDonald's, Burger, bilmem ne, Starbucks hepsinde şu anda acayip indirim var. He şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çoğumuzun mesela Türk bildiği markaların çoğu da bunların. Bak şimdi mesela burada listesi var. Şimdi ben baktım şaşırdım ya. Yo hiç normal mi yani. Bizim var ya. Şurada yüzlerce marka var. Hep de en çok kullandığımız markalarmış. En çok kullandığımız markalar hep sonunmuş. E ne yapacağız arkadaşım? Nereye gideceğiz biz ya? He benim derdim bugün şeyle. Bu üç harflerle. Ben bu üç harfleri bugün taktım kafaya. Taktım ben bunlara kafayı. Arkadaşlar Allah size sesleniyor. Beni seven herkese sesleniyorum. Bu üç harflere para edilmeyin kardeşim. Bir lira fazla verin mahalle bakkalına gidin. Ben açık konuşuyorum. Allah Allah. Bu ne ya? 35 bin şube. Bu kadar kar. Allah'tan korkun be. Bu kadar indirim yapma insan utanmıyor mu? Her yerde paylaşılıyor ya. Ya o kadar ciddi indirimler var ki o kadar büyük. Bu lanetli milletin ürünlerinin hepsinde. Ya siz nasıl milleti soydunuz ya? Buradan da hükümete serzeniş yapıyorum arkadaşım. Bak bunlar bu indirimde nasıl yapıyor? Ver cezayı ya. Bunlara öyle 1 milyon 2 milyon ceza vermeyeceksin. Bu adamın zaten 3-5 tane şubesi günde 1 milyon para kazanıyor kardeşim. Ver bunlara 1 milyar ya. Trilyon olarak diyorum yani. 1 milyon eski parayla 1 trilyon. Adam zaten günde çıkartıyor 1 milyonu. Ver hepsini kelle başı birer milyar. Eski parayla birer katrilyon. Bak bakayım bir daha yapabiliyor mu? Kapat şubelerini ya. Allah Allah bunlardan gelecek vergiler hayır gelir mi be? Hah. Kimleri zengin ediyorlar? Allah için konuşuyorum be. Gitmeyin arkadaşım bunlara. Bu üç harflere gitmeyin. Diğerleri de var zaten. Onları saymayın. Carrefour, Marfur onları zaten uzak durun. Migros desen domuz eti ne ararsan var içinde. Konuşunca de suçlu. Ne suçlu olacağım kardeşim? Ben Allah için ölüyorum. Şu Troy kartını unutmayın. Bankaya vereceksin kardeşim. Müşteri hizmetten vereceksin. Bak dünden beri mesela kaç milyon kişi, bayağı milyon yani sayıyı unuttum. Milyon kişi şeye dönüş yapmış. Troy kart, Troy şeklinde. Yani aynı kart, kart aynı kart. Mesela bu ne kart? Misal diyorum işte 19 milyon kullanıcıya ulaşmış. Elhamdülillah. Mesela normal herhangi bir kullandığınız bank. Garanti, maranti neyse. Şurada mesela iki tane yuvarlak işaret var. Biri kırmızı, biri sarı. O master işaret oluyor. Ne yapacaksın kardeşim? Onu Troy'a çevirince tak o artık bu lanetli milletin kasasına para girmeyecek. Rabbim Celle Celaluhu şu boykotta bizi hayırlı sonuçlara ulaştırsın. Amin. Bir de şu arkadaşlar bu McDonald's'lara falan fare atıyorlar. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Adam bir tanesi hamster salmış. Ulan hamster zaten insandan kaçıyor mübarek adam. Almış koca koca hamsterları McDonald's'a salmış. Ya arkadaşım hamster desen yürümeye hali yok zaten. Hamster oradan içeri de dışarı kaçar zaten millete. Kardeşim neyse bir fikir verecektim de içeri atarlar beni boşver. Ya böyle şeylere gerek yok. Vallahi gerek yok. İki tane boykot yapacaksın. Kapatacak gidecek zaten adam kardeşim. Yani, neyse.